Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3-4-5 yayınlarının hazırladığı onlu matematik AYT denemelerinden deneme 3'ün çözümünü yapacağız. Trigonometri sorularıyla başlıyoruz. Yani 28. soruyla başlıyoruz. Haydi çözümlere başlayalım arkadaşlar. Aşağıdaki birim kareli zeminde A, B ve C açıları gösterilmiştir. Şöyle. Buna göre bu ifadenin değeri nedir diye soruluyor. İndirgeme muhabbeti var. Bunu direkt A A'da diyebiliriz ama hepsini indirgemeden anlatayım isterseniz arkadaşlar. Bir fonksiyonun içerisinde 90'lı bir ifade varsa sil bunu fonksiyon isim değiştiriyordu. Kosinüs A olacak. Yalnız 90 burası 90'dan A çıkartınca tabi e, saat yönünün saat yönünde çıkartıyoruz. Negatif yön saat yönü olduğu için arkadaşlar. Birinci bölgeye düşüyor. Birinci bölgede sinüsün işareti neydi arkadaşlar? Artıydı artı kosinüs A oldu. Çarpı tanjant 90 artı B. Fonksiyon isim değiştiriyor. 90 sildiğimiz için yani kotanjant B oldu. Tanjant 90 artı B. Hop bu bölgeye düşüyor. Artı saat yönünün tersiydi arkadaşlar. Bu bölgeye düştü. Bu bölgede tanjantın işaretine bakıyorum. Tanjantın işareti eksiydi. O zaman eksi işaretini burada koymayı unutmuyoruz arkadaşlar. Bölü. Sinüs 180 artı C. Arkadaşlar 180'i sildiğimiz zaman fonksiyon isim değiştirmiyordu. Sinüs C olacak. Yalnız 180 burası. Hop 180'e C eklediğimiz zaman bu bölgeye düştü. Bu bölgede de sinüsün işareti eksi olduğundan eksi sinüs C olacaktır. Haydi bakalım şunlara. Şimdi kosinüs a'ya bakıyoruz. Buradaki dik üçgenden kosinüs a. Burası 1 burası 2. Pisagor bağıntısından kök 5. Kosinüs a komşu bölü hipotenüsten 2 bölü kök 5 yaptı burası. Çarpı eksi kotanjant b. Eksi diyelim arkadaşlar şuraya. Kotanjant b'ye bakalım. O da şuradaki dik üçgende. Burası 2 burası 2 olduğundan. Kotanjant da komşu bölü. Karşı olduğundan. Yani 2 bölü 2'den 1 yaptı. Bölü sinüs c'ye bakıyorum ama eksi sinüs c arkadaşlar. Şuradaki pisagordan dolayı 1 burası 3 burası burası da kök 10 yaptı. Sinüs C'de karşı bölü hipotenüsten dolayı 1 bölü kök 10 yaptı. Eksiler nanay olsun 2 bölü kök 5 bölü 1 bölü kök 10. Hocam 2 bölü kök 5 çarpı kök 10 bölü 1 yaptı bu. Şununla da şu sadeleşince 2 yaptı burası kök 2 yaptı özür dilerim. 2 ile kök 2'nin çarpı da kaç yaptı? 2 kök 2 yaptı. Evet kaçıncı soru? 28. sorunun cevabı böylelikle. Ceyhan çıktı. Geldik 29'a. Evet şunu açacağız arkadaşlar. Sinüs y eksi x'in açılımı neydi? Sin kos eksi sin kos değil miydi? Sin kos eksi sin kos. Ama sinüs y eksi x'in açılımına nasıl yapacağım. Burası y burası x iken sin y iken burası sin x olacak. Burası x burası y oldu. Eşittir. Hocam bölü sinüs x'i var da direkt çarpıyla karşı tarafa atalım. Sinüs x çarpı kosinüs y oldu burada. Arkadaşlar burada ne geldi? Sin x kos y burada var. Eksiyi öbür tarafa atınca sin y çarpı kos x. E, sin x cos y sin x cos y topladığımız zaman 2 sin x çarpı cos y mi oldu? Evet. Şimdi takıldık kaldık. Ne yapıyoruz? Soruyu okuyoruz. Tanjant x çarpı kotanjant y isteniyor. Tanjant dediğimiz sin bölü cos. Hocam sin x bölü cos x lazım. Cos x burada. Buraya bölü olarak atalım. O zaman sin x bölü cos x burada yazılı dursun. Çarpı. Bir de kotanjant y lazım. Cos y bölü sin y lazım. Sin y'yi de öbür tarafa atalım. Cos y bölü sin y. O zaman buradaki 2'yi de öbür tarafa atalım. Burada 1 kaldı ya bölü 2 olarak geçti. O zaman arkadaşlar 1 bölü 2 eşittir sin bölü cos tanjant x oldu. Çarpı cos bölü sin de cos kotanjant y oldu. Tanjant x çarpı kotanjant y neye eşit oldu o zaman? 1 bölü 2 eşit oldu. 29. soru. Edremit evet, oldu. Geldik 30'a. Ne var burada? Bunlar verilmiş. İşte y eşittir 1 doğrusunun kotanjant ekseni. X eşittir 1 doğrusunun tanjant ekseni olduğunu biliyoruz. Şu tanjant eksenini yazalım. Buna da kotanjant eksenini yazalım. Kotanjant eksenine değmiş. Bak bu alfa açısı. O zaman şuraya kadarki kısmın ne olduğunu biliyoruz. Kotanjant alfa olduğunu direkt söyleyebiliriz. Hocam bu yamuğun alanı isteniyor. Alt taban artı üst taban. Şurası lazım bana. Aa, zaten birim çemberden dolayı burası bir değil mi arkadaşlar? Çünkü x eşittir işte bir doğrusuydu burası. Bir birim. O zaman yukarısı da dikdörtgenden dolayı bir yaptı. Hocam bana burası lazım. E burayı bulurken ne yapacağız arkadaşlar? şuranın 1 olduğu belli. Şurayı bulursam olay bitti. E burası da şu uzunluğa eşit değil mi? Bu uzunlukta tanjant ekseni olduğu için tanjant alfaya eşit. E hocam burası tanjant alfaysa buraya da tamamı 1 olduğundan 1 eksi tanjant alfa mı kaldı? Evet. Şimdi yamuğun alanı alt taban artı üst taban kotanjant alfa artı 1 yazalım. Kotanjant alfa artı 1 çarp yükseklik yüksekliğe bakıyoruz. 1 eksi tanjant alfa 1 eksi tanjant alfa bölü 2. Tekrarlıyoruz. Alt taban artı üst taban kotanjant alfa artı 1 çarpı yükseklik 1 eksi tanjant alfa bölü 2 yazdık arkadaşlar. Şimdi bunu açacağız. Kotanjant alfa dediğimiz nedir? Kosinüs alfa bölü sinüs alfa artı 1 çarpı 1 eksi tanjant alfa dediğimizde sinüs alfa bölü kosinüs alfa bölü 2 var. O da eşittir. Şu ne yaptı arkadaşlar? Bunda bunun çarpımı Sinüs alfa. Kosinüs alfa artı sinüs alfa bölü sinüs alfa çarpı bu ne? Bunda bunun çarpımı kosinüs alfa eksi sinüs alfa yaptı. Kosinüs alfa eksi sinüs alfa bölü kos alfa bölü ikisi var. Onu da çarpı 1 bölü 2 diyeyim isterseniz arkadaşlar. Buradan ne geldi? O güzel bir şey geldi. Kos, cos kos artı sin kos eksi sinin çarpımı nedir arkadaşlar? Hocam cos kare alfa eksi sin kare alfa. O tanıdık bir şey. Bölü sinüs alfa çarpı kosinüs alfa çarpı bir de ikisi de var. 2 sinüs alfa çarpı kosinüs alfa mı yaptı bu da? Eşittir. Cos kare alfa eksi sin kare alfa neydi? Kosinüs 2 alfa. Hemen yazalım. Çünkü biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bunları bilin. Yarım açı formülünde sinüs 2 alfanın kosinüs 2 alfanın açılımı kesin ve net bir şekilde bilinecek. Hatta kosinüs 2 alfanın 3 tane açılımı vardı. O 3 açılımı da bilecek arkadaşlar. 2 sinüs alfa kosinüs alfa neydi arkadaşlar? Sinüs 2 alfanın açılımıydı. E kos bölüsünde kotanjant alfaya eşit olacağından daha doğrusu 2 alfaya burası. Cevabımız da kotanjant 2 alfa yaptı arkadaşlar. Yani kaçıncı soru bu? 30. sorunun cevabı denizli çıktı. Geldik 31. soruya. Evet 0 ile 360 derece arasında şu ifade soruluyor. Arkadaşlar öncelikle çıkarsa diye bölüde kosinüs x var ya kosinüs x'in 0 olduğu durumlar. Yani x 90 derece ve 270 derece olamaz. Eğer çıkarsa bunları direkt eleyeceğiz arkadaşlar. Çözüm kümesinde çıkarsa bunu unutma tamam. Şimdi ne yapalım burada işler dışlar yapalım hocam. 2 ile bunu çarptığın zaman. 2 sadeleştirme olayı yapmıyorduk bir de değil mi arkadaşlar kök bulmalarda buna da dikkat edin. 2 kosinüs x eksi 2 eşittir. Kosinüs x ile bunu çarpacağım. Bu sekant x demek 1 bölü kosinüs x demek değil miydi arkadaşlar? Hatta burada 1 eksi 1 bölü kosinüs x ile çarpacağım. Evet bununla bunu çarptığım zaman kosinüs x ile 1'i çarptığım zaman kosinüs x geldi. Kosinüs x ile eksi 1 bölü kosinüs x çarptığım zaman kosinüs x'ler sadeleşti 1 geldi. Kosinüs x'i öbür tarafa atalım. 2 kosinüs x eksi kosinüs x kosinüs x oldu. Eksi 2'yi de öbür tarafa atalım 1 yaptı. Kosinüs x'in 1 olduğu yerler. Kosinüs x nerede birde arkadaşlar? Hocam sıfırda. Başka birim çemberde de böyle şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani kosinüs ekseni şey yap. Öyle hatırlatayım. Şurası e, C'ye S olduğunu C'ye S olduğunu biliyorduk değil mi arkadaşlar? C'ye S. Hemen kısaca geçeyim. Hocam burası 1'e 0. Hocam burası 0'a 1. Hocam burası eksi 1'e 0. Değil mi? Kolayca hatırlatayım. Burası da sıfıra eksi 1 oldu hocam. Ben şimdi kosinüs x'in 1 olduğu yeri alacağım. Kosinüs x'in 1 olduğu yer sıfırı da oldu bakın. Bu sıfır derecede. Burası sıfır. Burası eksi 1. Şurası eksi 1'di. Olmadı buradaki açı. Burası da kosinüs sıfır. E, ee, pardon kosinüs sıfır değerine eşit. Burada bir de burada 360'da. Çünkü 0 ile 360 derece arasında arıyoruz ya. O zaman bir de ne olacak arkadaşlar? 360 derece de olacak. Yani 0 2 pi değeri yapacaktır arkadaşlar. Cevabımız 0 360. Yani 31. soru böylelikle ne geldi arkadaşlar? Edremit geldi. Pardon Edremit olur mu? Denizli geldi arkadaşlar. Cevabımız 2 oldu. Geldik 32. Ye. Geometri sorularına özdeş dörtgenlerden iki tanesi şekil 1 ve şekil 2'de konulmuştur. Öncelikle burada bir ne var arkadaşlar? Şu 4'e yoğunlaşacağız. E burada da 9 var. Yani sen burada arkadaşım şuraya yoğunlaşacaksın. Bu üçgene ve bu üçgen. Aa burada bir kelebek çıktı. Çok güzel. Burada bir kelebek çıktı arkadaşlar. Bu kelebeği kullanacak mıyız? Kullanacağız. Hatta bunlar eş yapılar olduğu için eş yapılarda şunlara dikkat edin. Dikdörtgenlerin kısa kenarları birbirine eşit. Hocam burası x ken. Burada da kısa kenar var x. Hatta buraya x demeyelim. A diyelim arkadaşlar. X'i burada kullanmış. A. E burada kelebeği kullanalım. A bölü 4, 9 bölü A'ya eşittir. A bölü 4, 9 bölü A'ya eşittir. A kare eşittir 36'dan. A'yı buradan kaç bulduk? 6. Evet A6. Kısa kenar 6 bulduk. Hemen 6'yı yazalım. Uzun kenarda kaç çıktı arkadaşlar? 9 daha 15. Hocam burası 15. Şurası 6, 6, 6. Burası 15'te A. Tamam 15'e 15. Buraya 9 kaldı. 9, 15. 9, 12, 15 üçgen 3, 4, 5'in 3 katından dolayı 12 çıktı burası. Hocam uzun kenar 15'ti. Yani 12 artı x eşittir 15 olacağından x de buradan kaç buluruz? 3 buluruz gençler. Cevabımız böylelikle akçay oldu. Geldik bir sonraki soruya. Yani 33. soruya. Düzgün beşgen verilmiş. Bir köşegen verilmiş. Arkadaşlar düzgün beşgende biz şunu biliyoruz. Köşegende verilmişse diğer köşegende bizim çizmemiz lazım. Çizdik. Ya da tersten gidelim. Çemberden gidelim. Çemberin merkezi burası. Çemberde en etkili silahımız neydi gençler? yarı çap e A Aa köşegenler birbirine eşit. Hatta bunlar aynı üçgen olacağı için şuradaki üçgenin alanı aslında buraya eşit değil mi? Yani bu taralı alanlar toplamı buradaki alanı buraya taşıdım. Alan taşıma kullandım ki daire alanda saçma sapan alanlar gördüğümüzde alanları yan yana getirmeyi çalışırız. Yani alan taşırız. E bunu iptal ettim buraya getirdim. Toplam alan ne oldu o zaman arkadaşlar? Bu kırmızı artı bu siyah. Yani şu daire diliminin alanı yaptı arkadaşlar. E bu daire diliminin alanında bulacağız. Yarıçap çap uzunluğu 6 mıydı? 6. A, burası da 6. Ne çıktı gençler burada? Burada eşkenar üçgen çıktı. 60'lık bir dilim çıktı. Yani pi r kare 60 bölü 360 bize cevap verecektir. Sıfırlar sadeleşti. 36'lar sadeleşti. Cevabımız da böylelikle 6 pi yaptı. 33. soru edremit oldu. Geldik 34'e. Bir katlama. Katlama olayı çok kolay kardeşim. Rahat bir şekilde yaparsın. Hiç merak etme. Katlamada neye dikkat ediyoruz? Üst üste binen kenarlara ve üst üste binen açılara. Gerçi burada açılarla ilgili bir muhabbet verildiği için açılara yoğunlaşacağım belli. Uzunlukla ilgili bir şey yapmayacağız. Sıkışırsak uzunluklara gideceğiz. Hocam şu açılar birbirine eşit mi? Evet. Yani hocam bu açıyla bu açı birbirine eşit olacak bir kere. Eyvallah. Sonra bunu da almışlar böyle katlamışlar. Aa hocam ne olacak işte? Buradaki açıyla da bak bu buraya kaplandı. Bu açı da birbirine eşit olacak. O zaman ben buraya bir A dersem burası A artı 12 ise burası da A artı 12 mi? Evet. E hocam şu açıyla da şu açı birbirine eşitti. O çizgi de nerede? Bak şurada çizgi. Bu çizgideki bu açıya da dikkat edecek olursak şu açıyla da şu açı eşit olacaktı. Yani hocam burası A artı 12 artı 12 A artı 24 ise burası da A artı 24 yapmalı. Yani A artı X bak A artı X. A artı 24'e eşitse A'lar nanay, şinanay yavrum, şinanay. Yani 34. soru 24 yani Denizli çıktı. Geldik 35. soruya. Dik koordinat düzleminde AB kenarı x80 üzerinde olan. Hemen analitik düzlemi çizelim gençler. Hop çizdik. Hop çizdik. AB kenarı x80 üzerinde olan ABCD dikdörtgeni. Hemen dikdörtgeni de çizelim. Vallahi bu aşağı doğru da olabilir, yukarı doğru da olabilir. Büyük ihtimalle aşağı doğru da çizseniz, yukarı doğru da çizseniz, sol tarafta da çizseniz, e, sol tarafta yukarı doğru, sol tarafta aşağı doğru da çizseniz sonuç aynı çıkacaktır. Çünkü genel bir cümle kurmuş burada herhangi bir e, ne derler? yönde vermemiş. İşte birinci bölgede olsun pozitif tarafta olsun. Biz rastgele soruyu anlayabilmek için analitik düzlemi çizdik ve x80 üzerinde bir kenar x80 üzerinde olan bir dikdörtgen çizdik. Bu dikdörtgenin adı A, B, c d dikdörtgen arkadaşlar. Çünkü AB kenarı x80 üzerinde diyor. BC kenarı üzerinde BE 2 birim EC 3 e, birim olacak şekilde. Evet şuradan bir E noktası aldık. BE uzunluğu 2 birim olacak. Burası da EC uzunluğu da 3 birim olsun diyor. AE doğrusu değil mi? M1. Hemen A'ya doğrusunu çizelim arkadaşlar. Bunun neymi? M1. DE doğrusu değil De M2. Bunun eğimi De M2 olsun diye söylüyor arkadaşlar. Bize M1 bölü M2 nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi bunun eğimi nedir? Hocam tanjant alfa x ekseni ile yaptığı açının tanjantı. Tanjant alfa 2 bölü A mıdır? Evet. M1 2 bölü A. Sağa yatık olduğundan 2 bölü A. Bunun eğimi de sola yatık olacağından eksi olmak zorunda. Dikkat edin. Bunun eğimi de bu üçgendeki bunun tanjantı arkadaşlar. Tanjant beta. A, hocam buradaki dik üçgen yok. Şurası yok. Ama şöyle Z'den dolayı bakacak olursak. Burası da B değil mi arkadaşlar? Tabi bu tam köşeden geçiyor. Tanjant betaya bakacağız. Tanjant beta da şu üçgenden belli. 3 üç bölü şu uzunluğa da A demiştik. 3 bölü A ama eksi 3 bölü A olacak arkadaşlar. İşte bunların oranı isteniyor bizden. Bunları oranladığım zaman e, ne yapıyor arkadaşlar? A'lar gidiyor. 2 bölü 3 mü geliyor? Evet hatta eksi 2 bölü 3 geliyor arkadaşlar. 35. soru. Edremit yaptı. İstersen solda yukarıda çiz. istersen sağda aşağıda çiz. istersen solda aşağıda çiz. Biri sağa yatık doğru biri de sola yatık doğru olduğundan e, eğimi pozitif birinin eğimi de negatif çıkacak. Ve sonuç yine aynı çıkacak arkadaşlar. Deneyebilirsiniz. 35 Edremit oldu geldik 36'ya. Böyle bir soruyu gördüğümüz zaman arkadaşlar sözel bir soru gördüğümüz zaman ÖSYM şunu çok seviyor. Tabii ki analitik düzlem çizdirmeyi çok seviyor. Ama biz hep şu mantıkla gidiyoruz. Ne diyoruz? Basit bir şekilde şekli çizin. Basit bir şekilde şekli çizip yorumlayın diyoruz. Özel durumlar geldiği zaman analitik düzlem çizin diyoruz. Şuraya baktığımız zaman özel bir durum var mı? Var kardeşim. Ne var? Y 3x doğrusu. Orijinden geçen bir doğru var. Orijinden geçen bir doğru özel bir durumdur. O zaman orijinden geçen bir doğruyu şöyle çizeceğiz kardeşim. Hemen Analitik düzlemi çizelim ve orijinden geçen bir doğruyu şöyle çiziyoruz gençler. Y eşittir 3x doğrusu. Bakın şu y eşittir 3x doğrusu. Bunu kullanacağım. Bu y eşittir 3x doğrusu demek ne demek? Burada kaçta alfaysa tanjant alfa eğime eşittir. Eğim de neye eşittir arkadaşlar? X'in katsayısı yani 3'e eşittir. Dursun elimizde. Şimdi y eşittir 3x doğrusu üzerindeki a hareketlisinde 6 birim aşağı indiğimizde virgül devam edelim. Y eşittir işte AX doğrusu üzerindeki bir hareketlisi de 4 birim aşağı 6 birim sonra hareket ettiğinde X ekseni üzerindeki aynı noktaya denk geliyorlarmış. He. Ben buradaki A hareketlisini aşağı indirdiğimde X ekseni in üzerindeki bir nokta yapıyormuş ve Y eşittir AX doğrusu üzerindeki bir noktada da ne yapacakmışım arkadaşlar? 4 birim aşağıya 6 birim sola geldiğimde 4 birim aşağıya 6 birim sola geldiğimde aynı noktaya gelecekmişim. Şuradaki uzunluğunda ne olduğunu biliyoruz. 6 birim olduğunu biliyoruz. Evet. Şunu kullanalım mı? Y eşittir 3x doğrusunu kullanalım. Bu da y eşittir ax doğrusu. Ben bu y eşittir ax doğrusundaki a'yı bulmam için buradaki açının tanjantını bulmam lazım. Hocam şu açı tabi şuraya beta diyelim. Şurada alfa demiştik. Şu açının şeyine y eşittir 3 xte eğimliydi. 3'tü değil mi? Tanjant alfa 3'tü. O zaman öncelikle şu dik üçgene dikkat edelim. Tanjant alfa 3. Yani 6 bölü a. 6 bölü a 3 eşittir 6 bölü a'ya eşit olacak tanjant alfa'ya eşit olacak evet a'yı buradan kaç bulduk arkadaşlar 2 bulduk bizden ne isteniyordu arkadaşlar şu üçgendeki açının tanjantı çünkü bu tanjantı bulursam eğimini bulurum eğim de zaten bana a'yı veriyor arkadaşlar e tanjant beta'ya bakalım 4 bölü 8 mi A dediğimiz tanjant beta o da 4 bölü 8 o da nedir arkadaşlar 1 bölü 2'dir. 36. soru böylelikle balıkesir çıktı arkadaşlar. Geldik 37. soruya. Dik koordinat düzleminde AB kenarı pozitif x eksen üzerinde olan ABCD dikdörtgeni. Hemen analitik düzlem çizeceğiz. Evet çizdik. Şöyle çizdik. Diyor ki bize AB kenarı pozitif x eksen üzerinde. Hemen AB kenarı pozitif x eksen üzerinde olan bir dikdörtgen çiziyoruz gençler. Çizdik. ABC dedik dörtgen diyelim buna. A, B, C ve D diyelim. En uzak köşesi C e 15'e kaçmış? 6 ymış e, bu C 15 6'yı kullanacağız gençler. Hocam şurası zaten 90. Şurası 15'tir. Şurası da hop geldiğin zaman 6 noktasıdır. Dolayısıyla buraya da kaç yaptı? 6 yaptı. Şimdi düzlemde eğimi eksi 1 bölü 2 olan doğrulardan biri dikdörtgenin köşegeni üzerinde olduğuna göre. Bir dikdörtgenin köşegeni şöyledir hocam. Ama bu sağa yatık eğim pozitiftir. O zaman diğer dikdörtgenin köşegeni de şudur. Sola yatık olan bunu arayacağız arkadaşlar. Tabi köşelerden geçiyor. Evet bunun eğimi neymiş arkadaşlar? Bunun eğimi eksi 1 bölü 2'ymiş. Bunun eğimi eksi 1 bölü 2 demek bu tanjant alfası 1 bölü 2. Sola yatık olduğundan 1 bölü 2 arkadaşlar. Sola yatık olduğundan eksi. Hocam zaten bak buradaki uzunluk 6. E 1 bölü 2 ise eğim 6 bölü burası kaç yapmalı? 12 yapmalı. E bunun tamamı 15'ti. E bunun tamamı 15 ise buraya kaç kaldı o zaman? 3 kaldı. E burası da 3 ise o zaman tanjant alfa 1 bölü 2 idi. Direkt şeyden de yapabilirsiniz aslında. Tanjant alfa 1 bölü 2 idi hocam. E burası 15 ise burası da 15 bölü 2 diyebilirsiniz. Ya da buraya 3 buldunuz ya. Bu alfaya eşit. Hocam 1 bölü 2 olacak. Burası 3 bölü 2 diyebilirsiniz. Fark etmez. 15 bölü 2'den 6'yı çıkartırsanız kaç geliyor buraya da? 3 bölü 2 geliyor arkadaşlar. E, EDC üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Hmm. Şimdi E noktası nerede? Y ekseninde E noktası da kesiyormuş zaten bu. Şurası E noktası arkadaşlar. E, D, C üçgeninin alanı soruluyor bize. Hocam bu üçgenin alanı alan nerede olursa olsun. Üçgenin alanı neydi arkadaşlar? Her zaman taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'dir. Hocam bu üçgende taban var mı? Şu uzunluk yok. Bu uzunluk yok ama şu uzunluk var mı? Var. Bu uzunluk nedir? 12 birim. Bu tabana ait yükseklik de şurası değil midir arkadaşlar? Evet. 12 çarpı 3 bölü 2. 12 çarpı 3 bölü 2 bölü 2 bize alanı verecektir. Hocam 2 kere 2 4. 4 ile de 12 sadeleşince 3 kaldı. 3 kere 3 de kaç yaptı? 9 yaptı. 37. soru. Böylelikle Cihan çıktı arkadaşlar. Geldik 38'e. O merkezi çeyrek çember üzerindeki kırmızı noktalar eşit mesafeli ve ardışık olarak numaralandırılıp şekilde bir kısmı gözükecek biçimde veriliyor. Bir numaralı noktaya belli bir uzunluktaki bir ip bağlı olduğunda bağlı olan bir hareketli merkeze geldiğinde veya 4 numaralı noktaya ulaştığında ip gergin durumda oluyormuş. Arkadaşlar bu merkeze geldiğinde böyle ip gergin ya da buradan buraya geldiğinde de 4'e de gelebiliyormuş. A bu ip bu ip uzunluğu aynı. Arkadaşlar bu ip uzunluğu R'ye eşit. E, bu ip uzunluğu da aynı şekilde R uzunluğuna eşitse en etkili silahımız yarı çarp çizecek olursak aa burası da oldu? O zaman burası 60 derece çıktı. O zaman 60 derece ise merkezde açıdan dolayı burası 60. Her bir bölme 3 bölme olduğu için 63'e böldüğümüz zaman 20 derece çıktı. O zaman burada kaç tane nokta olduğunu bulabiliriz. 360'ı 20'ye böldüğüm zaman 18. Arkadaşlar 18 bölme olacak. 18 bölme olması buranın 18. nokta olması anlamına mı geliyor? 17. nokta olması anlamına mı geliyor? Şöyle algılayabiliriz. Hocam 2 1 burada bir 20 derece var. 3 eksi 1'de 2 tane 20 derece var. Değil mi? O zaman o zaman 18 tane bölme olacak ya. Şu 18 1 o zaman burada 17 bölme bu da 18. 18 yazdığım şey doğru oluyor o zaman arkadaşlar. Şurası 18 oluyor. Tamam mı? Ee, şuraya 18 yazarsam buradaki bölme sayısı 18 tane bölme olacak arkadaşlar. Çünkü 18'e kadar 1 ile 18 arasında 17 bölme var. Bir de 18 ile 1 18. bölme yapıyor. Çünkü 360'ı ya, 20'ye böldüğümüzde 18 bölme olduğunu anlamıştık. Buna göre diyor hareketli çember üzerinde noktaları demiş seçeneklerinden hangilerine gidebilir? Bir kere Şimdi 18 burası, 17 burası, 16 burası bir de 15 mi geçiyor? Evet 15 burası arkadaşlar. Bizim yarıçapımız kaç bölme gidebiliyordu? 1, 2, 3. Yani şu 2, 4, 60 gidebiliyordu. En fazla buradan 1, 2, 3 gidebilir arkadaşlar. O zaman bizim ipimiz nereye ulaşabilir? En uzak buraya gidebilir. Buraya, 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 buraya. Bundan önceki her yere gidebilir. Ama bundan sonraki yere gidebilir mi? Hayır. Çünkü yarıçap uzunluğuna eşit ya bu. E Yarıçap uzunluğu da tam olarak buraya gelebiliyor. Bundan sonrasına buraya gidemeyecektir arkadaşlar. Yani o zaman 17 numaralı noktaya ipimiz ulaşır mı? Ulaşır. 16 numaralı noktaya ulaşır mı? Tabii ki tam yarı çap uzunluğuna eşit olduğunda ulaştı. 15 ve 16 arasına şuraya ulaşabilir mi? Hayır. İpimiz en son 16'ya kadar ulaşıyordu. Bu yanlış oldu. O zaman güzel bir soru arkadaşlar. 18. soru. Ne yaptı? Denizli 1 ve 2 yaptı arkadaşlar. Hoş sorulardan biri. Geldik bir sonraki soruya. Yani 39. soruya. Emre dik koordinat düzlemi üzerine x kare artı y kare eşittir 16. Bu ne demek arkadaşlar? Merkezil çemberdir bu. x eksi 0'ın karesi artı y eksi y eksi sıfırın karesi değil midir arkadaşlar bu? Evet. O zaman bu merkezli çemberdir. Dördün karesi merkezi sıfıra sıfır yarı da dört olan bir çember çizeceğiz. Hemen çizelim arkadaşlar. Şöyle çiziyoruz. Hoppala cuppala. Merkezi sıfıra sıfır yarı çapı dört olan bir çember. Çizdik mi arkadaşlar? Çizdik. Şöyle. Eksi dört burası dört burası dört burası eksi dört burası arkadaşlar. Evet doğrusunu çiziyor. Sonra çocuklar Ali'den de çemberin içine içini maviye. Şunu bir maviye boyayacağız arkadaşlar, maviye boyayalım bakalım. Şöyle bir maviye boyuyoruz arkadaşlar. Ya maviyi sevmiyorum ben, turkuaz rengi daha hoş oluyor. Turkuaz mavi yerine turkuaz boyayalım arkadaşlar. Şöyle bir maviye boyadık diyelim. Sonra ne diyor arkadaşlar? Sonra güzel bir şey daha söylüyor orada. Okuyalım bakalım. Mina doğrunun e, çemberini ve bu doğruyu da çizen varmış arkadaşlar. X artı y eşittir 4 doğrusu ne demek? X yerine 0 yazsan, y yes, 4 yaptı. Y yerine 0 yapsan, X'si de 4 yaptı arkadaşlar. O zaman bizim doğrumuz da hop böyle mi geçiyor arkadaşlar? Evet. Şimdi minadan doğrunun düzlemi ayırdığı iki bölgeden bir üst tarafı var, bir de alt tarafı var değil mi arkadaşlar? Düzlemi iki bölge ayırıyor demesi o ee, iki bölgeden orjin içinde içinde orjin olmayan nokta, içinde orjin olan nokta burası bölge. E, Orjinal olmayan noktada da yukarısı olacak arkadaşlar. Evet bu çemberin içini maviye boyamıştık. Bu doğrunun da üst tarafını ne yapacakmışız arkadaşlar? Sarıya boyaması isteniyor. Burayı da sarıya boyayacağız. Hadi bakalım sarıya boyalım. Sarıya boyadığımız zamanda da arkadaşlar şöyle bir şey çıktı. Şimdi çocuklar boyamayı doğru yaptıklarında mavi ve sarı bölgenin kestiği yer yeşil oluyormuş. Yeşil olan yer neresi oldu? Mavi ve sarını kestiği yer burası oldu arkadaşlar. Buna göre yeşil bölgenin alanı kaç birim karedir? Şu bölgenin alanı isteniyor. Daire kesmesinin alanı isteniyor. Dilimin alanından üçgenin alanını mı çıkartacağız arkadaşlar? Evet. Hadi dilimin alanından üçgenin alanını çıkartalım. Hatta bu dilim dediğimiz çeyrek daire arkadaşlar. Pi yarışa kaç? 4. Pi 4'ün karesi bölü 4. Çeyrek daireden üçgenin alanı çıkartacağım. 4 x 4 bölü 2 çıkartacağım. 16 bölü 4'ten 4 pi eksi 16 bölü 2'den 8 4 pi eksi 8 nerede arkadaşlar? O da Balıkesir çıktığımda var. 39. sorunun cevabı böylelikle Balıkesir oldu ve geldik 40. soruya. Aşağıda ortak tabanlı yarım küre ve dik koninin birleşimi ile ifade ile elde edilmiş bir kabın içindeki su şekil 1'deki gibi H2 seviyesindedir. Kap şekil 2'deki gibi ters çevirdiğinde suyun seviyesi H1 oluyor. Hmm, koninin hepsi oluyor. O zaman bu ne demek? Yarım kürenin içinde de su var. Koninin içinde de su var. O zaman suların hacmi eşit olacak. Yani V yarım küre V kürenin yarısı neye eşit olacak? V koniye eşit olacak. Küre hocam yarı çapı R diyecek olursak. Evet 4 bölü 3 pi R küp de arkadaşlar ama bunun yarısı. Eşittir V koni. V koni de yarı çapı kürenin yarı çapıyla aynı mı arkadaşlar burası? Evet. Bu arada H2 dediğimiz ne yaptı arkadaşlar? R yaptı dikkat edin. H2 dediğimiz R. H1'i bulmaya çalışacağız şimdi. h de şurası. E, koninin hacmi neydi? Taban alanı çarpı yükseklik pi. R kare çarpı h1 bölü 3. Taban alan çarpı yükseklik bölü 3 yapacaktır. 3 ile burayı çarpalım. Direkt 4 pi r küp yaptı. Eşittir. 2 ile de burayı çarpalım arkadaşlar. 2 pi r kare h1 yaptı. E, bu 2 ile bu 4 sadeleşti 2 kaldı. Pi'ler sadeleşti. E, r karenin R küpün şeyi gitti. Burada R kaldı. 2R eşittir. H1 yaptı. O zaman H1'de 2R bulduk. O zaman H1 2R ise H1 2R H2 de zaten R idi. Bunları oranladığımız zaman cevapta ne çıktı arkadaşlar? 2 çıktı. 40. soruda böylelikle akçay oldu ve böylelikle deneme 3'ü de elde çözmüş bulunuyoruz arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda deneme 4'ün geometri çözümlerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.